Dünyanın önde gelen hava yolları arasında yer alan Singapore Airlines, 1947 yılında Malayan Airways adıyla faaliyete başladı. Bu yılki Skytrax ödüllerinde dünyanın en iyi havayolu ödülünü bir kez daha kazanan şirket, Türkiye'ye 35 yıldır kesintisiz sefer yapıyor. 76 yıldır gökyüzünde olan Singapur Hava Yolları bu süreçte birçok ödül kazandı. Şirketin Türkiye uçuşlarını ve rekor kar elde etmesini Türkiye Genel Müdürü Hong Yao Hu Airport'a değerlendirdi. Singapur Hava Yolları, Türkiye'ye 29 Ekim 1987'de gerçekleştirdiği ilk seferine Boeing 747 ile başladı. Daha sonra Boeing 777-200, Boeing 777-300 modelleriyle İstanbul'a birçok sefer düzenleyen hava yolu, 1 Aralık 2019'dan itibaren yolcularını Singapur'a Airbus 350-900'lerle taşıyor. İlk yıllarda aktarmalı olarak uçulan Singapur-İstanbul seferleri 2010'dan itibaren direkt olarak gerçekleşiyor. Havayolu bugün için haftada 4 sefer yaptığı İstanbul rotasında haftanın her günü uçmayı hedefliyor. Müzik 35 yılı aşkın sürede Singapur'la İstanbul arasında 20 bine yakın uçuş gerçekleştiren havayolunda 17 Türkiye Genel Müdürü görev yaptı. Türkiye Genel Müdürü Hong Yao Hu, havayolunun Türkiye uçuşlarına pandemide bile ara vermediğini belirtti. İstanbul'da çok deneyimli bir ekibe sahibiz ve bunların çoğu uzun yıllardır Singapur Hava Yolları'nda çalışıyor. Hem iyi hem de zor günlerde şirketimizde kaldılar. Kendi alanlarında çok büyük katkıları oldu. Onlar olmasaydı herhangi bir başarı hikayesinden bahsetmek mümkün olmazdı. Singapur merkezli taşıyıcı, en çok A350 uçağına sahip havayolu konumunda. İstanbul seferlerinde A350'den memnun olduklarını belirten Hong Yao Hu, İGA İstanbul Havalimanı gibi güçlü bir ortakla çalışmaktan da mutluluk duyduklarını ve daha nice başarılı yılları görmeyi temenni ettiklerini belirtti. Singapur Havayolları Türkiye Genel Müdürü Hu'nun verdiği bilgiye göre İstanbul'dan en çok yolcu Singapur'a uçuyor. Daha sonra diğer Asya ülkeleri, Endonezya, Tayland, Filipinler, Avustralya ve Çin en çok tercih edilen rotalar arasında yer alıyor. Havayolu bu yıl 76 yıllık tarihinin en yüksek karını açıkladı. Mali yılda 17,8 milyar dolar gelir, 2,1 milyar dolar kar elde ettiğini duyurdu. 2020'de COVID-19 salgını başladığında grubumuz likiditeyi desteklemek ve mali direnci artırmak için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etti. Bu güçlü likidite pozisyonu ve yarattığı güven, grubun uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmasını ve küresel hava yolculuğundaki toparlanma öncesinde birçok stratejik karar almasını sağladı. Singapur Hava Yolları ve Scott, yetenekli ve deneyimli personelin çoğunu elinde tuttu. Ayrıca grubun uçak filosunun büyük bir kısmı, toparlanmanın ilk aşamasında düşük kullanım seviyelerinde olsa da çalışır durumda tutuldu. Bakımlarının düzgün ve tamamen çalışır durumda olması sağlandı. Singapur'un havacılık ekosisteminin kilit üyeleriyle işbirliği içinde çalışıldı ve sınırlar yeniden açıldığında uçuşları ilk başlatanlar arasında yer aldık. Singapur Hava Yolları bu yılki havacılık ödüllerinde de adından söz ettirdi. Paris Air Show'da airportunda takip ettiği Skytrax ödüllerinde dünyanın en iyi havayolu, en iyi first class havayolu, en iyi first class seyahat kiti ve Asya'nın en iyi havayolu olmak üzere 4 kategoride birinci seçildi. Ayrıca 49. kez düzenlenen Air Transport World Havayolu Endüstrisi Başarı Ödülleri'nde 3. kez yılın havayolu seçilen şirket Fortune 50'de dünyanın en beğenilen 50 şirketi arasında gösterildi. Singapur Havayolları, düşük maliyetli iştiraki Scott'la birlikte 36 ülkede 130'dan fazla destinasyona sefer yapıyor.